Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Üçüncü dersin ikinci konusu ile devam ediyoruz. Tretí rok. Tretí rok. Üçüncü ders. Daroga v Rasiu kitabını takip ederek devam etmeye çalışıyoruz. Bu dersimizde Y, Yo, Yu, Ya harflerinin okunmasını öğreneceğiz. Şahıs zamirlerini tekrar edeceğiz ve karşılıklı konuşma yapacağız. Y harfi, Yo harfi, Yu harfi ve Ya harfi. Gerçek sesleri bunlar. Y, Yo, Yu, Ya. Pekala biz ne zaman bu seslerle okuyacağız? Bu dört harf eğer kelimenin başında gelmişse, biraz sonra örnekleri okuyacağız. Kelimenin başında ise, yani ilk harf ise, ya da bir sertleştirme işareti ya da bir yumuşatma işaretinden sonra gelmişse, ya da sesli harflerden sonra gelmişse bu harfler ve vurgu kendi üzerlerinde ise, Y, Yo, Yu, Ya sesleriyle okuyacağız. Onun dışındaki durumları her kelime geldiğinde belirtmeye çalışacağım. Bununla ilgili de detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Yavaş yavaş hazırlıklarına başladım. Şimdi Yansı üzerinden biraz çalışalım. Kelimenin başında ise yel, y sesiyle okudum. Yel, yel. Köknar. Kelimeleri, anlamlarını ezberlemenize gerek yok. Örnek olarak veriyorum. Ama ezberlemek isteyen arkadaşlar da tabii ki ezberleyebilirler. Yolka. 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 Şu K'yı biraz G gibi. L'den dolayı. Yolka. Yılbaşı ağacı. Çam ağacı. Yılbaşında süslenilen ağaçlar. Yuk. Yuk. Bakın yu. Yuk. G sonunda olduğu için K okuyorum. Yuk. Güney. Yuk. Bildiğimiz bir kelime. Yablaka. Yablaka. Elma. Bakın vurgular hep kendi üzerlerinde. Yablaka. Yuk. Yolka. Yel. Veya sertleştirme ya da yumuşatma işaretlerinden sonra gelmişse bu harfler. S yest. Bakın neredeyse kelimeyi ikiye bölüyor. S yest. Kongre. Bir yere gelme aslında. S yest. Ya da pad yom. Pad, pad yom. Yükselme. Pad yom. Veya kalkış. Artma. Pad yom. Vyuga. 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 Fırtına. Vyuga. Vyuga. Veya Snavya, Snavya, oğullar. Oğul neydi? Sın, sın. Şuraya kadar olan kısımdı. Sın. Çok istisnai bir çoğul olma şekli. Çoğulları sanırım bu derste ya da dördüncü derste göreceğiz. Snavya, Snavya, oğullar. Ya da bu harfler sesli bir harften sonra gelmişse. Payestka, payestka. Ta yestka. Y olarak okudum. Yolculuk. Araçla yapılan. Payestka. Gezi. Bir araçla yapıyorsanız eğer. Payestka. Dayom. Dat fiilinin çekilmiş hali. Üçüncü çoğul şahıs. Düzeltiyorum. Birinci çoğul şahıs. Dayom. Veriyoruz. Veriyoruz. Dayom. Ya da sayuz. 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 Birlik. Sayuz, sayuz. Payat, payat. Lehimlemek. Yani hiç ihtiyacımız olmayan bir kelime. Payat, payat, payat. Lehimlemek. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, kelimenin başında ise, ilk harf ise, sertleştirme ya da yumuşatma işaretinden sonra geliyorsa, ya da sesli bir harften sonra bu dört harf geliyorsa, Y, Yo, Yu, Ya sesleriyle okuyoruz.
Bakalım. Bu harfi Y sesiyle okuyoruz arkadaşlar. Karıştırmayın bakın. Y sesiyle. Ay. Oy. Uy. Ey. Iy. A. İ. Ay. O. İ. Oy. U. İ. Uy. E. İ. Ey. Iy. İ. İ. Moy, moy, may, may, day, day, stoy, stoy. A, ya, o, yo, u, yu, e, ye. A, ya, o, yo, u, yu, E ye. Ya ye. Ye yo. Yo yu. Yu ya. Yazılışına bakalım. Aynen i yazdığımız gibi üzerinde küçük bir şapka koyuyoruz. İkrat ye. Yani ye sesi veriyor. Ay. Oy. Ey. Ey. Eğer bu normal bir ye olsaydı ne diyecektik? Yey diyecektik. Ey. Moy. İleride göreceğiz. Erkek bir şey için benim demek. Tvoy. Erkek bir şey için senin demek. İleride iyilik zamirlerinde göreceğiz bunları. Yazım çalışması için kullanabilirsiniz. Moy. Tvoy. Burası önemli arkadaşlar. Arkadaşlarım genelde okurken burada biraz yanlış yapıyorlar. Bakın bu i harfi. Bu ikratkaya yani y sesi. Bu i sesi, bu y sesi. Yani okurken bu ma-i, ma-i, bu moy. Tva-i, vurgu çünkü sonda. Tva-i, tvoy. Maya, mayo. Tvaya, tvayo. Bakın sesli harflerden sonra geldiği için ya ve yo olarak okuyorum. Maya, mayo. Vaya, Vayo. Burası önemli demiştim. Mai, moy, vai, tvoy. Yura, yura, isim. Yura. Yoş, yoş. Hem yo hem j'yi ş olarak okuyorum. Yoş. Kirpi. Yoş. Yablaka, yablaka. Biliyoruz. Elma. Kağıt zamirlerine bakalım. Daha önce bir görmüştük. Ben. Ya. Tı. Sen. Tı. Sen. On. Ana. Ano. O. 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 Erkek. Dişi. Tarafsız. On. Ana. Ano. Mı. Biz. Vı. Vı. Siz. Çoğul anlamda. Siz. Kibar, nazik bir şekilde söylenişi. Siz, tek kişiye. We, çoğul. Siz, sizler gibi. Ani, onlar. Durdurup çalışabilirsiniz videoyu. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Birkaç diyaloğa karşılıklı konuşmaya bakalım. Mojna. Mojna. Kapıyı çaldık. Bakın yukarıda ne yazıyor? Dikanat. Dikanat. Yani dekanlık. Kapıyı çaldık. Başımızı uzattık. Majna. Mümkün mü? Girebilir miyim? Pajalusta. Buyurun. Lütfen. Vy Anna Ivanovna. Vy Anna Ivanovna. Siz Anna Ivanovna mısınız? Da. Eta ya. Evet, benim. Evet, bu benim. Da, eta, ya. Evet, burada durdurun. Önce Rusçasını söyleyin. Mümkünse yazın ve kontrol edin doğru olup olmadığını. Torun ve ninesine söylüyor. Eta ty, babuşka. Bu sen misin nine?
Babuşka hani hep baba anne diye çeviriyor. Baba anne değil, anneanne de olabilir. Babuşka, nine aslında tam Türkçesi. E tatlı babuşka. Bu sen misin nine? Da, ya. Evet benim. Pravda. Gerçekten mi? Pravda. Demek ki pravda neymiş? Gerçekten mi demek? Oldukça sık kullanılan kelimelerden bir tanesi. Aynı şekilde videoyu durdurun. Rusçasını söyleyin. Konuşun. Yine yazım harfleriyle yazın ve hatalarınızı kontrol edin. Eta. Bu kim? Eta ya benim. Yani sen kimsin diye de çevirebiliriz. Eta. Bu kim? Sen kimsin? Eta ya benim. Eta. Siz kimsiniz diye de çevirebiliriz. Eta mı? Biziz. Eta mı? Kapı çalındı. Kto eta? Eta mı? Kto eta? Eta ya diyebiliriz. Veya kto tam? Oradaki kim? Kto tam? Orada kim var? Var parantez içinde. Kto tam? Eta ya benim. Bu benim. Mojna mümkün mü? Girebilir miyim? Gibi veya oturabilir miyim? İyi artık neyse gösterdiğiniz beden diliyle anlatmak istediğiniz. Pajalusta. Lütfen rica ederim. Buyurun. Pajalusta. Pajalusta'yı okurken bakın şuradaki ikratkayı hiç söylemiyorum. Pajalusta demiyorum. Pajalusta. Pajalusta. Onu es geçiyorum. Pajalusta. Kto eta? Eta Anton? Bu kim? Anton mu? Da. Eta on. Evet bu o. Yine durdurun, çevirin, yazın, kontrol edin. Ders için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.